Merhaba sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün sizlerle tabii ki de Boğa burcundan sonra İkizler burcumuz geliyor. İkizler burcu erkeğinin Aralık ayının yorumunu yapacağım. Evrenden, sistemden en doğru bilgileri almak adına niyet ediyorum ve hiç fazla lafı dolandırmadan ben hemen yorumuma başlamak istiyorum sevgili arkadaşlar. Bakalım İkizler burcu erkeklerinin Aralık ayında nasıl enerjileri olacakmış? Kartlarımız bize neleri tavsiye edecek? Neleri yapıp neleri yapmamanız gerektiğini söyleyecekler. Bakalım bakalım neler göreceğiz. Bir tane kendini attı gördünüz. Bu sefer alıyorum. Normalde hani pek de içimden gelmez almak ama hadi dedim bu sefer al. Evet, bakalım bakalım sevgili İkizler Burcu erkeği, Aralık ayınız nasıl geçecekmiş? Ay çok güzel geldi, ilkbaharın ruhu geldi sizler için Aralık ayında. Soğuk kış ayında ilkbaharın ruhunun gelmesi çok güzel bir şey bence. O bir de bağırmak. Sesinizi duyurmak isteyeceğiniz bir ay olacak. Bağırmak hani böyle öfkelenmek anlamında değil de burada. Ben hiç öyle algılamıyorum. Burada sanki birilerinin sesinizi duymak isteyeceğiniz bir aymış gibi geliyor bana. Peki, burada ilk olarak aşkla, aşk kartımızla geldi. Aşk enerjisinde olacaksınız her şeyden önce ve parasal konular, strateji, plan yapma, dengeye gelme, şansınızı istemek. Bu ay oldukça önünüze çıkan zorlu yollara rağmen aşk ve para konularında ilerlemek, yükseğe çıkmak, dengeye gelmek, artık idare etmeyi bırakmak isteyeceksiniz. Sizi düşünen çok kaliteli bir kadın var. Çok böyle kültürlü bir kadın. Ailesi çok iyi olabilir. Çok kaliteli, kültürlü insanlar olabilirler. Kendisi de böyle bir insan. Sanki hani böyle eğitimli, çok kültürlü bir insana benziyor sizi düşünen kişi olarak. Bence bu kişi doğru bir kişi olarak geldi. Yani siz de eğer eğitime, kültüre, bilime, sanata önem veren insanlarsanız bu kişi sizin için doğru kişi olabilir. Aranızda bir dengesizlik oluşmuş olabilir daha önceki aylarda veyahut da daha önceki zamanlarda. Şimdi ise dengeye geleceksiniz. Belki de kendinizi bu kişiye karşı hani sesinizi duyurmak istiyordu olabilirsiniz. Eğer ki görüşmediğiniz birisi ise ama aklınızda takılı kalmış birisi ise mutlaka Aralık ayında bu kişiyle görüşmek, iletişim halinde olmak isteyeceksiniz. Bu kişiyi arıyorsunuz. Hem aşkı arıyorsunuz hem de bu kişiyi arayacak olabilirsiniz. Belki de karşınıza hani hiç kafanızda böyle bir insan yoksa aşkı ararken karşınıza böyle eğitimli, kültürlü, güzel, bakımlı, saygın bir kadın çıkacak olarak görünüyor. Kıyafetinden tutun hareketlerine kadar yani o kadar böyle naif bir insan ki yani bence bu tarz bayanlardan hoşlanıyorsanız bu kişi tam size göre olabilir diyor. Bu ay Aralık ayında yaşayacağınız her türlü sorunun karşısında Güneş kartımız geldi.
Yani hiç merak etmeyiniz. Buradaki sorunları dinleyebilir ama hani aklınızda kalsın, fakat bunlar size bir şey yapmayacak. Çünkü güneş kartıyla birlikte zaten ilkbaharın da ruhu geldi. Çok güzel bir karttır. Yıldız kartımız da geldi zaten. Çok güzel bir ayınız olacak sevgili arkadaşlar. Yıldızınız özellikle bu ay size güç, kudret verecek olarak görünüyor. Astroloji haritanıza da baktırabilirsiniz. Bakalım orada neler göreceksiniz ve daha doğrusu orayı nasıl yorumlayacak yorumcular, astrologlar. Bence Aralık ayınız için çok güzel şeyler söyleyecekler sevgili arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Gayet güzel geldi. Sadece birazcık kafanıza takılan şey şu. Bir geçmişten getirdiğinizi düşünüyorum. Yani tabii ki geçmiş aylardan olabilir. Çok da uzaktan değil. Hani aşk konusunda savrulmuş olduğunuzu düşünüyorsunuz ama iş konusunda da yargılandığınızı düşünüyorsunuz. Bunların hepsi gelip geçici olduğunu sakın unutmayın. Ve hemen sorularımıza geçelim bakalım. Bir işi olmayan ikizler burcu erkeğini Aralık ayında neler bekliyormuş? Bu imparator çekim acaba anneniz mi? Eşiniz mi? Ablanız mı? Size destek olan birisinin varlığını verdi burada. Maddi manevi size destek olmaya halihazırda her zaman hazır olan bir kadının varlığıdır bu. Sizi besler, doyurur, güçlendirir, hep arkanızı pat pat vurur. Size aslansın, kaplansın der size. Hep böyle bir kadının varlığından bahseder. Kız arkadaşınız olabilir. Anneniz, ablanız, kız kardeşiniz, işte aileden bir kadın olabilir. Desteğini göreceğiniz bir ay olacak. Bir Aralık ayı yaşayacaksınız. İşiniz olmasa da. Sizi böyle bey paşa gibi yaşatacak birisine benziyor açıkçası. Peki bir işiniz varsa, istediğiniz doyuma ulaşmışsınız, her şeyi elde etmişsiniz, çok mutlusunuz. Eğer ki elde edemediyseniz bu ay elde edecek olabilirsiniz. Yani gayet güzel. Bolluk, bereket, tanınmış da birisi olabilirsiniz çevrenizde veyahut da medyada. Böyle güzelliklerle dolu bir ay sizi bekliyor sevgili arkadaşlar. İşiniz çok iyi maşallah diyelim. Peki, gelelim önemli konulara. Tabii ki diğer konular da önemli ama bakalım. Kalbi boş olanlar, hiç bir ilişkisi olmayanlar. Aralık ayında ne olacakmış? Oo, çok üzülüyorsunuz. Neden? Üzülmeyin arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Çok üzülüyorsunuz ama bir ilişkinin sorumluluğunu alacaksınız. Hazırsınız buna. İletişim geliyor. İşte geldi bile. 8'li vakit. 2 ve 8. Aralığın 2'sine, 8'ine, 9'una dikkat etmelisiniz. 7'si de olabilir. 2, 7, 8, 9 diyelim hatta. Sizin için önemli zamanlar. 9'unda üzüntünüzü yaşayacak olabilirsiniz. Veyahut da boşuna üzüldüğünüzü anlayacak olabilirsiniz. Güzel bir aşk, hoşunuza gidecek bir aşk geliyor. Bol iletişimli bir aşk olacak. Karşı tarafın Aslan Burcu olabilme ihtimali çok yüksek. Veyahut da Ağustos ayından beri gözünüze kestirdiğiniz birisiyle bir aşk ilişkisi yaşayabilirsiniz. Peki bir ilişkisi olanlar, gidiyorsunuz. Neden? Neden? Hemen soralım. Evet. Şey mi? Karşı taraf Boğa Başak olabilir. Boğa ve Başak'a özellikle verdi. Eğitim veyahut da evlilikten geri adım atmak. Onu biraz durdurmak istemişsiniz. Bence evliliği durdurmak istediniz. Başka şeyler var sanırım. Hani aklınızda başka planlarınız olabilir. Şimdilik ben evlenmeye niyetli değilim demiş olabilirsiniz. Ve bu yüzden de Aralık ayında ilişkinizden uzaklaşacaksınız olarak görünüyor. Ya da sizden uzaklaşılacak. Buna hazırlıklı olmanızı tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlar. Peki evliyseniz, wow, cinsel çekimi çok yüklü bir evlilik olmuş bu. Peki. Bunu seviyorsunuz. Böyle bir evlilik yapmayı sevmişsiniz aslında. Bundan hoşnutsunuz bence. Böyle bir evliliğiniz olarak geldi buraya Aralık ayında. Güzel geldi aslında. Yani eğer ki bundan hoşlanıyorsanız, yani bu sizin için çok önemli bir şeyse elbette ki. Şimdi
Acaba çocuk meselesi falan mı var? Çocuğunuzla alakalı bir durum mu var? Veyahut da bir çocuk sahibi olmak mı istiyorsunuz? Buna karar vereceksiniz sanki Aralık ayında gibi görünüyor. Evet, peki. Eğer ki platonikseniz, birine açılmayı düşünüyorsanız, Aralık ayında bunu gerçekleştirecek misiniz? Arkadaşlarınızla bir kutlama esnasında belki diğer arkadaşlarınız hani onu da davet edin de tanışalım diyecek olabilirsiniz. Böyle bir kutlama ortamı çıkmış. Peki burada bir hamleniz olacak mı? Yapabilecek misiniz? Darararam. Sanki hayır gibi görünüyor. Para konusunda kendinize güvenemiyorsunuz. Sizi alıkoyan bu. Bu kişiye açılmakta. Karşı taraf çok mu zengin? Yok, çok da aşırı bir şey yok. Ama sevgisi var. Size çok sevgi verebilir. Bunu unutmayın. Peki bu durumda yine de ne yapacaksınız? Benim dediğim olur diyorsunuz. Yani ben kendi istediğim zamanda kendim hareket edeceğim. Benimle uğraşma falparayla diyorsunuz. Peki tamam. Zorlama beni diyorsunuz bana. Tamam peki. Ben çok aceleci bir insan olduğum için hadi ne zaman hadi çabuk çabuk falan diye böyle sizi de zorluyorum. Peki aklınızda ex partneriniz varsa. Ex partnerinizi çok seviyorsanız ve bir hata sonucu veyahut da bir yanlış anlama veyahut da kötü bir olay sonucu ayrıldıysanız ve onu geri kazanmak istiyorsanız Aralık ayında kendisine geri dönüş yapacak mısınız? Olmadı gene. Niye? Engel var. Ya sizi engellemiş ya siz onu engellemişsiniz veyahut da karşı tarafın çok keskin artık köşeleri var. Yani böyle sizi artık o dünyasının içine alamayabilir. Böyle olduğunu düşünüyorsunuz. Peki doğru mu bu? Birileri bir araya gelip konuşuyor. Bir teklif yapabilmek için arkadaşlarınızdan veya da bir psikologdan, bir aile danışmanından, bir tarot okuyucusundan, astrologdan, ilişki danışmanı, yaşam koçu, ilişki analizi yapan herhangi birisinden veyahut da arkadaşlarınızdan birkaç ile bir araya gelip bu konu hakkında beyin fırtınası yapıyorsunuz, fikir alışverişleri yapıyorsunuz. Peki yapabilecek misiniz? Fazla mı bahaneniz var acaba? Sanki burada sizin kendi kendinize ürettiğiniz bahaneler var diye düşünüyorum. İstiyor mu karşı taraf peki ex partneriniz sizi istiyor mu? Evet. Ona göre hala birbirinize aşıksınız. O yüzden bahaneleri bırakınız ve koşa koşa gidiniz. Gitmeyin hadi bir mesaj atın. Eğer ki engeliniz varsa ne yapabilirsiniz? Araya aileden birisini koymayı düşünmüşsünüz galiba. Anne olabilir, abla olabilir ya da tanıdığınız birileri. Aileden bir bayan figürünün araya girip arayı düzeltmeye çalışması gibi bir şey olabilir. Veyahut da ondan ailesinden haber almak gibi. Yani mesela atıyorum teyzeniz vardır. Teyzeniz bu durumu biliyordur. Karşı tarafında annesini tanıyordur. Onlara bir misafirliğe gider filan filan. Yani artık tabii eskide kaldı bunlar böyle şeyler. Hiç aile büyükleri hiçbir şey karışmıyor. Hani gide ne yapıyor seninki işte bizimki de şöyle filan deyip bir arayı yumuşatmaya çalışmak gibi sanki böyle bir şeyler aklınıza gelmiş. Evet. Umarım çok güzel şeyler yaşarsınız. Aslında güzel geldi Aralık ayınız. Senenin son ayı. Bütün güzellikler sizlerin olsun diyorum. Başka açılımda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.